Benim şimdi gerçek ne sözüm ne sözdü. Ne herkes. 15 senedir sağlık hizmeti veriyoruz, sunuyoruz ve hastanemizde 20.864 çocuk dünyaya geldi. Zaman içinde bunlarla buluşmak bize keyif veriyor. Gerçi 20 bin çocuğu buraya davet etmek mümkün değil ama en azından belli periyotlarla belli sayıdaki kişileri davet ediyoruz. Onlarla burada birlikte eğleniyoruz. Şarkılar dinliyoruz. Sanatçıları dinliyoruz. Onlarla güzel bir gün yaşamak istiyoruz. Şölen havasında. Onlara bir takım hediyeler sunmaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde Avrasya'da bu bir gelenek oldu aşağı yukarı. İki senede bir böyle bir birlikte çocuklarla şölen yapıyoruz. Onlarla birlikte olmaktan da mutlu oluyoruz. Bugün buraya gelerek bugünümüzü şenliğe dönüştürdüğünüz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Biz sizin bize olan güveninizi sürdürmeye devam edeceğiz. Daha iyi şeyler, daha güzel şeyler yapmak için yolumuza devam edeceğiz. Güveniniz için çok teşekkür ediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma da bu ruhu verdikleri için Avrasya ailesine ve bu şenliğe çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çocukları mutlu etmek dünyanın en güzel şeyi gerçekten. O yüzden çocukları mutlu etmek için yola çıkmıştık ilk karar verdiğimizde. Çocukları mutlu edersek aileleri de mutlu ediyoruz çünkü. Ve gerçekten biz yaklaşık 15 yıldır Zeytinburnu'na hizmet veriyoruz ve 20 binin üzerinde doğum yaptırmışız. Artık gerçekten doktor arkadaşların ifade ettiği gibi bizim çocuklarımız artık boyumuzu geçer duruma geldi. Bu bize çok onur ve gurur veriyor gerçekten. Daha eğlenceli olacağını, daha hafızalarda yer edeceğini düşünüyoruz. Aileleri de bu Fezile'yle bir arada görmek çok sevindirici bizler açısından. Onların bize verdiği güvenle biz yolumuza devam ediyoruz. Devam etmeye devam da edeceğiz. Sağ olun. Avrasya Hospital 1999'dan beri Zeytinburnu'nda, İstanbul'da Zeytinburnu'nda sağlık hizmeti vermekte, sunmakta. 15 sene içinde bu hastanemizde, bu çatı altında 20.864 çocuk dünyaya gelmiş. Yani neredeyse bir şehir olmuş. Ve en önemlisi de tabii bunların sağlıklı bir şekilde doğumlarının gerçekleşmesi ve daha sonraki sağlık problemlerinin giderilmesi bizim en büyük amacımız. Biz burada 350 çalışanımızla 50 doktorumuz, bunlardan 7 kadın doğum uzmanı, 4 çocuk hekimi ve 80'e yakın ebe ve hemşirelerle hizmet veriyoruz. Bir kurum kültürünün oluşması, bir aidiyetin oluşması, hele bunun bir çocuk özelinde oluşması ve bunun bir şenliğe dönüşmesi, 3 yıldan beri 4.'sünün yapılması, bunun da kurumsal hale gelmesi çok güzel bir şey. Ben özellikle Avrasya Hospital'a, çok değerli çalışanlarına, çok değerli Hüseyin Bey'e ve arkadaşlarına çok ama çok teşekkür ediyorum. Çocuklar devamlı çalışan sanatının ağlantı öncelikle bugün etkinliğimizin evine çıkıldığında tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi sahne sırası Salih Can'da yeteri kadar bir ana özdesi olarak çocuğu özellikle ortaya çıkarmaları, çocuk üzerinden hastanede bir aidiyet kurmaları gerçekten takdire değer. Güzel bir günde, güzel bir ortamda. Hay bakalım beyler. Ben hepsine takımı çok teşekkür ediyorum. Evet, hep birlikte izledik. Şimdi detayları hocamızdan öğrenelim. Hocam
kalpte ve kanserde iddialı olduğunu biliyoruz ama çocuklara da muhteşem bir yatırım yapan bir hastanenin şu an görüntülerini ekrana yansıttık. Çok keyif verici ama öncesinde sormak isterim. Sağlık işletmeciliği, işletme nasıl oluyor? Kalp, kanser ve çocuk, yarınlarımız olan çocuklarımıza muhteşem bir yatırım. Doğumundan yetişmiş hepsi 10 yaşlarında gördüğüm kadarıyla. 15 yaş grubu. 15 yıllık hastane hikayesini sizden dinlemek isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm izleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bizler Avrasya Hospital'ın 15 yıl önce temellerini atar iken, evet, bir işletmenin sadece altyapısını yapmak yeterli olmuyor. Onun önemli olan üst yapısını ve kurum kültürünü de oluşturabilmek. Bu nedenle de halk eğitim merkezleriyle İstanbul'un muhtelif ilçelerinde, muhtelif semtlerinde kadınlarımıza bir anne babadan en kaliteli evlat nasıl dünyaya getirilir şeklinde seminerler düzenliyor. Sorunuza gelince, bir işletme nasıl olmalı? Önce sağlık işletmesi nasıl olmalı? Sağlık, evet, nedir diye bir hareket ettiğimiz zaman, sağlığın tanımından hareket ettiğimizde, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasına göre sağlık bedeni, ruhi, sosyal iyilik halidir. Bu tarife, bu tanıma biz ekonomik ve mali yönünü de koyarak, mali yönden de, yani bize gelmiş ve bizden çıkıp giden insan bu dört şeyde kendisini iyi hissetmeli. Mali yönden hak ettiler, helal olsun demeli. Evet. Psikolojik yönden, sosyal yönden ve beden yönünden iyi olmalı diye düşünüyoruz. Ve bir işletmenin de varlığını devam ettirebilmesi için sadece kar odaklı olmaz. Öncelikle hareketimiz bizim sosyal sorumluluğunu, işletmenin bütün kitaplarda okuruz. Amaçlarını sıralarken okulda sadece yazar. İşte bu işletmenin amacı nedir? Evet. Kar, varlığını idame ettirmek, topluma hizmet. Biz bunu topluma hizmet boyutunu en başa koyarak, önce topluma hizmet, evet, sonra varlığını idame ettirmek, elbette ki bu varlığı idame ettirebilmek için de bir şeyler kazanılması gerekmektedir diyoruz. Evet, çocuk şenliğimiz beni de duygulandırdı. Niçin böyle bir çocuk şenliği, neden bunu yapıyoruz'a geldiğimiz zaman, evet, bu bizim sağlık, eğitim ve çevre odaklı sosyal projelerimizden bir tanesi. Evet. Bunun adına da bir SEÇ diyoruz. SEÇ, sağlık, eğitim ve çevre odaklı. Yıllar önce Bağcılar'da bir halk eğitim belediye ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptığımız 150 kadar bayanın bu gebelik takibi ve doğum konusunda bilgilendirmek adına başladığımız zaman, çocuklarınızın okullarda başarılı olmasını arzu edenler el kaldırsınız dediğimiz zaman 150'nin 150'si de el kaldırmıştı. Evet. Kadın doğum doktorumuz evre evre anlattığında, hepimiz, belki birçoğumuz, benim kuşaklar, annelerimiz tarlada da doğum yapmıştır. Veya evet, evlerde doğum yapmıştır. Hatta benim iki çocuğum var. Eğitimci olmama rağmen evde ebeyle doğum yapılmıştı. Hastanelerde doğum yapma kültürü yenilerden başlıyor. Evet. Niçin bunun gerekliliği vardı? Evet, bir anne babadan tesadüflere bırakarak dünyaya çocuk getirmek değil, daha bilimsel, daha bilinçli dünyaya çocuk getirmek adına 70-80 IQ'de, 90 IQ'de olabilecek çocuk eğer bilinçli olarak iyi takip edildiyse, 110-120 IQ'luk çocuğu o anne baba elde edebilir. Neticede kaliteli bir evlat elde edilmiş olur. Hemen arkasına çocuk doktorlarımıza teslim ediyoruz. Çocuk doktorlarımız bunun bilimsel yetişmesi konusunda o ebeveynlere, anne babaya bir destek veriyorlar. Fakat bir kültürümüz var. Okula başlarken biz bu çocukların başarılı olacağını zannediyoruz. O zaman okul okul koşturuyoruz.
Öğretmen koşturuyoruz. O öğretmenlerin, ay benim çocuğum şu hocaya kaydolsa, ay benim çocuğum şu sınıfa kaydolsa diye ne mücadeleler veriyoruz. İşte o 150 bayanın o gün, ne zaman başlıyorsunuz bu işe dediğimiz vakit, okula başlarken demişlerdi. Evet, okula başlarken değil, anne baba olurken kaliteli bir evlat, kaliteli bir nesil yetiştirmek hepimizin sorumu, sorumluluğu dahilindedir. Kişilerin de, kurumların da, ülkemizin de, dünyanın da kaliteli insanlara ihtiyacı var. Biz de kaliteli insanlar yetiştirebiliyor mu? Doğmuş, doğduktan sonrakini görebilmek için. İlk yoğun bakıma aldığımız çocuğu yıllar sonra orada o dans edişini, oynayışlarını görmek, o çocukların oradaki marifetlerini görmek ayrı bir şey. Bence de bu kendi şahsi şeyim. İnsanların doğduğu yerle bir manyetik bir alan da var. Olur, evet. Bir bağlantı da var, evet, gibi hocam. Geliyor. Onun için modern çağda hastane doğumlarına başladığımız bu süreçlerde doğum yeri de flulaşmasın, netleşsin, hastanelerde kendilerini bilsin diye, sadece doğum yaptınız, işiniz bitti değil, doğumdan sonrası da o çocuklara tişörtler vermek, hediyeler vermek, bisikletler vermek, onun başarılarını takip etmek, kurumsal olarak bizim de övünç duyduğumuz, gurur duyduğumuz bir alan, evet, gibi diye düşünüyoruz. Bu vesileyle bize bu şölenlerde cesaret veren, katkıda bulunan bütün kurum, kuruluşlara, özellikle fedakar çalışma ekibi arkadaşlarımıza, onu nasıl hazırladılar, gece gündüzlerini nasıl dört elle sarılarak gece gündüzleri olmadı diyeyim, ciddi bir gayret gösterdiler. Buradan onlara da teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi hocam, çocukların dünyasına inmek çok önemli. Çocukların dünyasına inerek resimlerde de görüyoruz. Çocukların keyif alabileceği, o an mutlu bir şekilde nasıl vakitlerini geçirebileceğinin hazırlıklarını sizin de dediğiniz gibi ekip arkadaşlarımız hazırlıklar yapmışlar. Meşakkatli bir iş olsa gerek, aylar öncesinden yanılmıyorsam bu binlerce çocuğu toplamak kolay da değil. Tabii. Değil mi hocam? Yaklaşık 21 bin çocuğun içerisinde periyodik olarak biz 6 bine davetiye gönderdik. Evet. Bu 6 bin içerisinden beklentimiz 1000 civarında o top sahamızda ancak o kadar ağırlayabilir idik. Ama bu gördüğüm sayı 1500'e aşmış idi ebeveynleriyle beraber. Bir de bu defa her zamanki şölenimizden farklı olarak oraya çocukların gelişimine katkıda bulunmuş kurum ve kuruluşların tamamına bir ödül töreni, ödül şöleni oldu. Bu da çok değerliydi. Oraya davet ettiğimiz yazarın bir tanesini çocuğun görüp, efendim ben sizin şu hikayenizi okudum diye o yazarla o paylaşımlar da çok değerliydi. Evet. Bu kurumlar hangileri dersiniz, ezbere şu anda şey yapamıyorum ama Koç Müzesi çocukların zeka gelişiminde katkıda bulunacak şeyleri bakımından, Aziz Nesin'in vakfına, bunun dışında Barış Manço'nun anısına, o çocuklar için biz onlarla yetiştik. Evet. Hababam sınıfının Rıfat Ilgaz'ın anısına. Evet, ailesi. Cem Karaca'nın eşi hanımefendi oralardaydı. Burayı güzelleştiren o katılımcılara, evet, teşekkür kelimesinin bile bence az kaldığını düşünüyorum. Evet, evet. Teşekkür kelimelerine sığdıramıyorum da onlara buradan tekrar teşekkür etmemiz gerektiğini inanıyorum. Evet, ben notlarıma aldım hocam. Evet. Özellikle de sanatçı dostlara teşekkür etmek lazım. Dediğiniz gibi çocuklara yatırım yapan yazarlarımız, Türk Dünyası Araştırmalar Merkezi'nden çok güzel katılımlar oldu. Yazarların isimlerini de söyleyelim hocam. Yazar, tarihçi yazar Muhittin Nalbantoğlu,
yine Saadettin Kaplan ve Nurettin İnci büyük bir renk kattılar. Dediğiniz gibi okuyucularıyla çocukların buluşması yazarlarını inanılmaz keyifli görüntüler ekrana yansıtmışlardı. Resimlerden de baktığımız kadarıyla çocuklar da çok keyiflerince, gönüllerince bir gün yaşamışlar hocam. Avrasya Hospital'ın ailesi sayesinde kendi dediğiniz gibi doğdukları eve tekrar ziyaret edip bu sefer kendileri için hazırlanan özel etkinlikte bir araya gelmenin keyfini yaşıyorlar. Emeklerinize sağlık hocam. Şimdi bu sabah torunum beni şenliği anlatarak uyandırdı. Evet. Aslında 6 yaş grubundan sonralarını alabiliyoruz ama evet. O da gelip torunum olarak katılmıştı. Babaannesine anlatırken pepesinden, öbürlerinden yani bizim büyükler olarak algılama alanımızın dışında olan yerler o çocukların algılama alanı içerisine nasıl girdiğini evet. şaşkınlıkla bu sabahleyin de izledim. Torunumuzdan diyelim, tabii dinledim, evet. izledim. Şimdi hocam az önce dediğim gibi çocukların dünyasına girebilmek çok önemli. Şimdi sizin torununuzdan dinlediğiniz hikayeleri her evde aslında anne baba kendi çocuklarından dinliyor aldıkları kadarıyla. Çocuk oyun parklarından tutun da orada sevdikleri yiyeceklere kadar, içeceklere kadar sizler orada bulundurmuştunuz. Her yıl düzenlemeyi düşünüyor musunuz? Üçüncüsü diye ben anons ettim ama üç şölendir bir araya geliyorsunuz doğan çocuklarla birlikte. Bunu her yıl olmasa da belli periyotlarda 2-3 yıllık aralarla yapmayı düşünüyoruz. Belki önümüzdeki günlerde artık hep boyumuzu geçti orada doğan çocuklar ya da boyumuz seviyesinde olanlar var. Bir gençler şöleni. Avrasya Hospital'da doğmuş Avrasya ve o gençlerle büyük. Artık evet. bir projeler. Yine bir Avrasya Kardeşliği platformumuz var. Bu Avrasya Kardeşliği'nde bu çocukların muhtelif önerileri, muhtelif kendilerini desteklenecek alan varsa orayı yapıyoruz. Kurumsal bizde gördükleri bir eksiklikler var ise onları dinliyoruz. Evet. Yani bizim üst kurulumuz diyebilirim bir yönüyle. Evet. O Avrasya Kardeşliği platformu. Evet, sizin de dediğiniz gibi seç odaklı çalışıyorsunuz hocam. Çevre, sağlık ve eğitimde taşın altına elinizi koyan evet. Sağlık kurumları arasındasınız. Beni en çok geçtiğimiz yıllar yakın zamanda etkilemişti. Prematüre bebeklerin doğduğu andan 2 yaş yanılmıyorsam 3 yaş grubuna kadar gelen çocukları siz hastanenizde ağırlamıştınız. Çocukların doğum anından o yoğun bakım sürecine kadar evreleri siz aileleri olarak bizzat şahit olmuştunuz. Birçok etkinlikte aslında çocuklara yönelik yerinizi alıyorsunuz etkinlikte hocam. Sadece çocuklara değil. Yaşlılara da sosyal sorumluluğumuz alanında yaşlıların da yaşlı hastalara nasıl bakılır, ne olur onların standartlarına örnek oluşmak adına da çalışmalarımız var. Gençler için var. Gençlere de muhtelif o liseyi bitirirken hayata nasıl başlayacak konuda da örnek hareketlerimiz var ki bu da biz vizyonumuza örnek bir hastane olma misyonumuzdan kaynaklı böyle bir sorumluluğumuz olduğu için bütün katkıda ve katılımda bulunan değerli arkadaşlarımı hepsine buradan teşekkür ediyorum. Buna inanmış ruhları olması evet. önemliydi. İnandıkları için biz de bunları yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hocam ben çok teşekkür ediyorum size. Çünkü 15 yıllık bir hikayesi olan hastanenin yazılı ve görsel basında hastalığa, sağlığa, eğitime ve çevreye odaklı çalışmalarını duymak çok keyif verici. Çünkü yarın ne olacağımız belli değil. Kapıdan çıktıktan sonra güvenebileceğim bir dala tutulmak her zaman çok kıymetli, değerli. Türkiye'de çok değerli hocalarımız var, çok değerli sağlık kuruluşları var. Onların arasında sizleri ağırlamak çok
keyif verici. Onura ediyorsunuz bizleri hocam. Çünkü sağlık çok kıymetli. Hastalıkta psikolojikmen zaten çöküyorsunuz hocam. Ama siz diyorsunuz ki doğduğu andan itibaren çocuğun yetişmesi, olgunlaşması ve yaşlılık anına kadar biz birlikteyiz. Beraber yol arkadaşı olarak yolumuza devam ediyoruz. Sadece tedavi oldum, gitti değil, biz her takibini yapıyoruz diye dile getiriyorsunuz. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bunların duyurulması ve bilinmesi bakımından evet. Gösterdiğiniz çalışmalar ve gayretler için ayrı ayrı Tek Rumeli TV'ye ve size şahsınızda teşekkür ediyorum. Evet, sağlık bir rakamının yanındaki o bir, yanındaki trilyonlar olsa hiçbir yana, ama sağlığı bir kaybettiğimiz zaman yani tek koruyacağımız şey o birdir, sağlıktır. Ve bu konuda da hepimize düşen görevler vardır. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Bu ara tüm bitiriyor muyuz? Yavaş yavaş toparlıyoruz hocam. Sorunuz evet. Var mı diye. Evet, tüm izleyicilerimize tekrar saygı, sevgi sunuyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler, anlar yaşasınlar. Evet. Dileğiyle. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Amras Hospital ailesi olarak sosyal kültürel faaliyetlere verdiğiniz önem, sağlık alanında yakaladığınız başarılarla dikkatleri çekiyorsunuz. Bizler çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Örnek hastane olarak özellikle sizi ağırlamak istedim ki diğer hastaneleri de teşvik olmuş olur. Hep birlikte hasta, doktor ve kurum olarak el ele büyüyerek gitme nasip etsin. Evet, bugün bana sürpriz yaptınız. Evet. Programınızda başkaları Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Nurlu hocamız. Hüseyin Bey'in de özel bir mazereti çıkması sebebiyle onun yerine ben katıldım. Tekrar tüm Hüseyin Bey'in adına da izleyicilerimize sağlık ve mutluluklar diliyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi ki varsınız. Saygılar. Çok teşekkürler. Evet, bugün Amras Hospital'ın genel koordinatörü İbrahim Murlu hocamızı ağırladık. Bu hafta yönetim kurulu başkanı Amras Hospital'ın genel cerrahi uzmanı operatör doktor Hüseyin Uğurlu hocamı ağırlayacaktım ama önemli bir mazereti sebebiyle önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa kendisini yine bu ekranlarda ağırlamış olacağız. Yayında ve yapım demeyi geçen tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir saat sizlerle birlikte olduk. Haftaya pazartesi yeniden karşı olacağız. Allah'a ısmarladık.